Haremi siz idare ediyorsunuz. Böyle bir gücünüz var. Hiç değilse haftada bir gün şehzademi görmeme izin verseniz. Şehzade Mustafa'nın haline ben de üzülüyorum Halime. Ancak emirler kat'i. Zinhar göremez. Bana bu küçücük iyiliği bile çok görürken size niye biat edeyim sultanım? Sarayda kalmak için olabilir mesela. Mahvolduk. Bittik biz. Felaket. Hayır Onarca. Ne oldu? Sultanımızı kaçırdılar cennet. Kösem sultanımızı kaçırdılar. Hünkârım. Aç kapıyı. Hünkâr torunumuz. Kösem nerede? Sakin ol hatun. Korkma. Kimsin bilmiyorum. Lakin kıymetli birisin belli. Güzelsin de. Thank you.
yaptığımız nice hatalardan, işlediğimiz büyük suçlardan sonra sözümüze itimat etmeyeceğini biliyoruz. Lakin Kösem'in kaybolmasıyla hiçbir alakamız yok. Dediğiniz gibi Safiye Sultan, zerre kadar itimadım yok. Kösem nerede? Biz diyeceğimizi dedik. İnanıp inanmamak senin elinde. Hünkâr torunumuz. Kösem'in nerede olduğunu bilmiyoruz. Lakin bulmana yardım edebiliriz. Sen kimin haremindesin ha? Her kimse ağzının tadını biliyormuş belli. Uslu dur. Dağın başındayız. Kimse elimden alamaz seni. Nasıl olacakmış o iş? Unutma ki daha düne kadar devlet-i âliyenin en kudretli valide sultanı bizdik. Elbette hala sözünüze itimat edenler var. Müsaade et. Herkes seferber edeyim. Bir küçük haber, bir ip ucu bile faydalı olur. İhtiyacın olan bu, öyle değil mi? Dişli hatunmuşsun Veselam. Uman Ağa, ne yapıyorsun sen? Delirdin mi? Karşılığında ne istiyorsunuz? Durun ben tahmin edeyim. Sizi azat etmemi istiyorsunuz. Böyle bir şey istemeye yüzümüz yok. Lakin yardımımız dokunur da Kösem'i bulursak, kavuşursanız bu kule bizi hasta düşürdü. Şartlar hali ağır. Hiç değilse başka bir yerde cezamızı çeksek. Bir valide sultana yaraşır bir yerde. Tabii ki hüküm senin. Zinhar, şart koşmuyoruz. Hatundan uzak duracaksınız. Anlaştığımız gibi. Zinhar zarar verilmeyecek. Kim bu hatun Yavuz Ağa? Hangi paşanın cariyesi? Kimse kim? Sen işine bak. Tekrar geleceğim. Hatuna el sürmek yok. Aksi halde Nasuh Paşa hepinizin kellesini alır. İdris, paranın tamamını alınca şu Nasuh Paşa'nın itinden kurtulalım. Sonra? Hatun'u alıp kaçar gideriz. Üzerine titrediklerine göre sandığımdan daha kıymetli. Huzursuzlardı çok. Allah'tan uyudular. Annelerini özlüyorlar tabii. Allah'ım. Sultan,
Talihsiz şehzadeler. Mehmet'im. Bu sonum canlarım. Bundan böyle şehzadelerim benim de ailemle kalacak. Bağışlayın sultanım. Fakat burada kalmaları daha münasip olmaz mı? Sen benim emirlerime karşı mı geliyorsun? Ayşe. Ne haddime? Şehzadelerimiz yerlerini yadırgamasınlar diye... Yerini yadırgayan sen olmayasın Cennet Kalfa. Baş hazinedarsın. Ama hala kösemin cariyesi gibi davranıyorsun. Ne diyorsam o. Alın. Has odabaşım. Halime Sultan. Ne yazık ki hislerimde yanılmamışım. Kösem Sultan'ı kaçırmışlar. Seni ikaz etmiştim. Mevzuyla alakalı bir şeyler biliyorsanız söyleyin. İçimden bir his. Hümanşah Sultan'ın bu işte parmağı olduğunu söylüyor. Hümanşah Sultan. Sen onun o melek suretine aldanma. Unutma ki o Safiye Sultan'ın kızı. Sultanım, bu korkunç bir itham. Üstelik elinizde hiçbir delil yokken. Yapmayın. Sultanımızın saraydan çıkmasını bizzat Hümanşah Sultan yasakladı. Mahsus yaptırdığına adım gibi eminim. Sen benim isterime güven Zülfikar. Keşke Eycan Hatun gelseydi sultanım. Şehzadelerimiz... Kendisine pek alışkınlar. Cennet Kalfa. İhtiyaç hasıl olursa haber ederim. Hadi şimdi beni şehzadelerimle yalnız bırak. Gel. Sultan, has odabaşımız sizi görmek istiyorlar. İhsan Efendi'nin dükkanını arıyorum. Kumaş satıyormuş. Şu tarafta. Al bakalım. Oho, gel Beyzadem, gel. En âlâ atlaslar, en iyi ipek kumaşlar bende. Nasıl bir şey istersiniz? Safiye Sultanımız yolladılar beni. Hayırdır inşallah. Pek hayır değil. Kösem Sultanımız Edirne yolunda kaçırıldı. Sultanımız onu bulmamı istedi benden. Kösem Sultanımız kaçırıldı demek. Derhal nerede olduğunu öğrenmemiz lazım. Sen yardım edebilir misin? Birkaç yere haber yollamam lazım. Akşama gel. Kösem başına buyruk. O kadar ikaz ettim, dinlemedi, çıktı. İnşallah sağ salim bulurlar. İnşallah sultanım, inşallah. Her yerde aramalar devam ediyor. Belki bize yardım edecek bir şeyler biliyorsunuzdur diye... sizinle de konuşmak istedim. Ne demek bu? Son zamanlarda... Kösem Sultan'la aranızın pek iyi olmadığını biliyorum sultanım. Ben sana o kadar kıymet veririm. İtimat ederken sen benden şüphe duyuyorsun. Öyle mi Zülfikar? Haşa sultan. Zinhar sizden bir şüphem yok benim.
Lakin valideniz için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Hünkârımıza Kösem Sultan'ı bulabileceğini söylemiş. Validemin işlerine akıl sır ermez. Hünkârımız ne demiş peki? Hünkârımızın tek isteği Kösem Sultan'ın bir an evvel bulunması. Aksi halde zaten bu herkesin sonu olacaktır. Kim sana ne dedi, ne anlattı bilemem. Umurumda da değil. Kendimi de müdafaa etmem. Ancak kırılırım. Sen bu söylenenlere inanırsan kalbim kırılır. Kötü düşünmeyin. Allah'ın izniyle Kösem sağ salim dönecek. Bu vakte kadar hiçbir ses çıkmadı. Böyle eli kolu bağlı oturmak ölümden de beter. Şehzadelerim annesiz kaldı. Ben ne güne duruyorum? Şehzadelerimize annelerinin yokluğunu hissettirmem. Dua edelim. Yüce Rabbim yardım edecek bize. Ben inanıyorum. Siz de inanın. İyi ki buradasınız sultanım. Yanımdasınız. Dokunma bana. Paşamızın cariyesi pek de asiymiş. Ne paşası alçak köpek. Sen başını nasıl bir belaya soktuğunun farkında bile değilsin. Nasıl bir belaymış? Hünkârımız kelleni almaya geldiğinde öğrenirsin. Ve ey gafil. Ben Sultan Ahmet Han'ın hasekisi Kösem Sultan'ım. Kösem Sultan mı? Gel beyzadem. Nedir vaziyet? Bir şey öğrenebildin mi? Öğrendim. Hepsini anlatacağım. Numan Ağa diye bir herif varmış. Vaktiyle kapı kulu sipahilerinden. Birçok pisliğe bulaştığı için ocaktan atılmış. Kendi gibi it kopuğu etrafına toplayıp çete kurmuş. Yol keser haraç toplarmış. Bir de fidye için adam kaçırırmış. Kösem Sultan'ı da bu adam kaçırmış. Nerede bulurum o şerif sahini? Demek meşhur Kösem Sultan sensin ha? Kurşun işlemeyen, ahaliye altınlar dağıtan, hayırsever sultan. Belli ki kandırmışlar seni. Üç kuruş için canından olacaksın. Hala bir kurtulma umudun var. Neymiş o? Kim sana ne veriyorsa yüz mislini veririm. Zengin olursun. Zengin. Lakin ölü bir zengin. Kimi kandırıyorsun sen? Sultanahmet anında kellemi alır. Kösem Sultan olarak söz veriyorum sana. Canın bağışlanacak, koruyacağım seni. Yemeğini yesem.
Hatun'un kıymetli olduğu belliydi. Lakin bu kadarını beklemezdim. Kimmiş? Bir sultan kaçırmışız meğer. Kösem Sultan'ı. Aptal yerine koydular bizi İdris. Bir avuç altın için canımızdan olacaktık. Nasuh Paşa'ya güvenilmeyeceğini söylemiştim sana. Bir anlaşma teklif etti Kösem Sultan. Onu bırakırsak bizi ihya edecekmiş. Laf. Anında kellemiz gider. Ne yapacağız onu söyle. Kimseye itimadım yok İdris. Yarın kaçıp gideceğiz buradan. Sultan'ı da Celalli reislerine teslim edeceğiz. İskender'e haber yollamış. Kösem Sultan'ın yerini tespit etmişler. Nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. Mustafa için mi? Gel. Sultanım, şehzademizin dairesine hekim göndermişler. Hekim mi? Ne olmuş Mustafa'ma, neyi varmış? Bilmiyorum sultanım. Yalnızca bu kadar malumat alabildim. Mustafa hastalanmış. Neden bana kimse bilgi vermiyor? Bu ne cüret Halime? Böyle destursuz nasıl girersin? Bağışlayın sultanım. Lakin Mustafa'mın hastalandığını işitince ne yapacağımı şaşırdım. İki ayağım bir pabuca girdi. Hekimleri ben yolladım. Hususi bakılıyor. İçin rahat olsun, merak etme. Evladımı görmeden içim nasıl rahat olsun? Mümkün değil. Müsaade edin onu... Halime, bilmiyormuş gibi konuşma. Gitmen yasak. Bir anne olarak canım yanıyor. Evladımı görmek istiyorum, siz bana yasak diyorsunuz. Hekimlerin işi bitince biri yanına gelir. Malumat verirler. Hadi, dairene dön. Hadi.
Sultanım. Şehzadem Mustafa hastalanmış. Telaş etmeyin sultanım. Hekimler yanında. Ayağa duruyoruz. Benim onu görmem lazım hacı. Yoksa aklımı kaçıracağım. Yardım et bana. Beni ona götür. Sultanım. Ben yapamam. Biliyorsunuz. Yasak. Ne demek yapamam? Ne demek yasak? Ben olmasaydım çoktan son nefesini vermiştin. Unuttuğumu daha dün ölümden kurtardım seni. Fakat ben ne yapabilirim ki sultanım? Affedin. Bana bir can borcum var. Ya şimdi ödersin ya da o canını kendi ellerimle alırım. Kaçabileceğini mi sandın? Hatun kaçıyor, siz hala uyuyun. Ahmaklar, kalkın! Sultanım, nereye gidiyorsunuz? Çekil önümden, evladımı göreceğim. Olmaz. Yasak sultanım. Yol ver ha. Mümaşah sultanımızın haberi var. Hadi şehzadem, birazcık. İstemiyorum. Hadi şehzadem. Çekil, çekil. Mustafa. Aslanım. Keşke seni saklayabilseydim. Keşke. Keşke hiç ayrılmasaydım. Seni böyle mi görecektim? Eyvah. Hacı. Ne oluyor burada? Sen ne yaptığını sanıyorsun hacı? Sultanım ben... Bağışlayın. Ben Halime Sultan'ın kederine dayanamadım sultanım. Bir daha emirlerimi hiçe sayıp arkamdan iş çevirirsen kendini Mısır'da bulursun ona göre. Halime'ye de söyle, fazla uzatmasın. Emredersiniz. Neyi var şehzadem? Şehzademiz epey zayıf düşmüşler sultanım. İlaçlar hazırladım. İnşallah tez vakitte iyileşirler. Böyle mi bakıyorsun şehzademize? Onu böyle mi koruyorsun? Ben elimden geleni yapıyorum sultanım. Şehzademizin iştahı kesilmiş. Yemek yedirmeye çalışıyorum lakin hiçbir şey yemiyorlar. Çık. Hepiniz. Mustafa. Ben geldim. Sevinmedin mi? Baksana ne getirdim.
geldim ama sen gelmedin. Mustafa, gelmez olur muyum hiç? Bak buradayım, geldim. Ben bir sultanım. Şehzadelerim var. Beni Celali'ye verme ne olur. Eşkıyanın elinde ne var ki, ne verecek sana? Ben önüne dünyayı sererim. Çekil. Çekil. Yaklaşma. Çekil. Hünkârım, şu taraftan. Zülfikar ağa ve bostancılarla orada buluşacağız. Sultanım, bağışlayın. Belki rahatsız ediyorum, lakin mevzumayım. Ne oldu? Kösem'den mi haber var? Başka mesele. Bir misafiriniz geldi. Pek hoşunuza gitmeyecek bir misafir. Attılar, geliyor! Toparlanın, bas, topar! Ah!
Dağılın! Hasan Paşa. Ne işiniz var burada? Zevcinizi böyle mi karşılıyorsunuz sultanım? Ben sizi beklemiyordum. Hasretiniz ağır bastı. Dönmenizi bekleyemedim. Sizden sonra ben de çıktım yola. O halde hünkârımızın emri henüz elinize ulaşmadı. Ne emri? Boşanma emri. Hünkârımız boşanmamızı münasip gördüler. Ne demek bu maşa? Nereden çıktı boşanmak? Yaraları ağır değil hünkârım. Hala. Bizimle saraya gelecek. Emredersiniz hünkârım. Halim ben idare ediyorum artık. Böyle icap etti. Benim güzel. Akıllı zevcem. İcap edeni yapmakta üzerine yoktur bilirim. Hasan Paşa. Hünkârımızın kararını yargılamak kimsenin haddine düşmez. Benden öyle kolay kolay kurtulamazsın. Boşanmayı kabul etmiyorum. Benimle Kahire döneceksin. Sizden kabul bekleyen kim? Üç lafımla biter bu iş. Boşun. Benimle geleceksin. Boşun. Aksi halde Kahire'deki bütün pislikleri dökerim ortaya. Valideniz için yaptığınız onca usulsüzlükleri bir bir anlatırım hünkârımıza. Hiçbir şey ispat edemezsin. Her şey zabıtlarda mevcut sultan. Beni bilirsiniz. Tedbirli adamımdır. İşlediğiniz bütün günahları gün gün yazdım defterime. Alçak herif. Şimdi eşyalarınızı toplayın sultanım. Eğer benimle gelmezseniz defter hünkârımızın eline geçer. İtibarınızı kaybetmekle kalmaz. Validenizin yanına gidersiniz. Mustafa'mın halini hiç beğenmedim Dilruba. Epey zayıf düşmüş. Canım kardeşim benim. Neyse ki beni görünce biraz kendine geldi. Yemeğini yedi. İlacını kendi ellerimle içirdim. Gel. Sultanım. Kahire'den Hasan Paşa gelmiş. Hümaşah Sultanınız Zevci Hasan Paşa. Ta kendisi. Rabbim sizi şehzadelerimize bağışladı. Şükürler olsun. Ben de çok korktum Cennet. Çok şükür iyisin acaba. Maalesef bayılıp kalmışım sultanım. Affedin beni. Koruyamadım sizi. Ne yapabilirdin ki? Şehzadelerim nerede? Uyuyorlar mı? Niye getirmediniz onları? Sultanım. Hümaşah Sultan. Dairelerini aldılar.
Gel. Hoş geldin Kösem. Kurtulduğuna sevindim. Şehzadelerimi dairenize almıştınız. Döner misin? Dönmez misin belli değildi. Başına gelenler biraz da senin suçun Kösem. Emirlerime riayet edip saraydan çıkmasaydın bunların hiçbiri başına gelmezdi. Mevzu bahis hünkârımız olunca gözüm hiçbir şey görmüyor. Valideme dua et. Onun sayesinde bulundun. Kösem Sultanımız sağ salim saraya dönmüş. Herkes iyi. Bir tek İskender Ağa yaralanmış. Ciddi bir şey mi? Malumatım yok sultanım. Safiye Sultanımızın sadık adamları malumat vermiş. Biz de öyle öğrendik sizin kimi kaçırdığını. Demek Safiye Sultan söyledi yerime. Karşılığında ne aldı çok merak ediyorum. Hünkârımız neyler bilemeyiz. Lakin validemin bu iyiliği karşılıksız kalmayacaktır. Hünkârımız afiyette değil mi? İyiler çok şükür. Olan İskender'e oldu. İskender'e mi? Ne oldu ki? Beni kurtarmaya çalışırken yaralandı. Saraya getirdiler. Hünkârımızın hekimlerine emanet. Eycan, yardım edin şehzadeleri daireme götürelim. İskender ne vaziyetteymiş derhal öğrenmem lazım. Gel. Hünkârım. Söyle Hacı. Mısır valiniz Hasan Paşa geldiler. Siyavuş Paşa sarayında misafir ediyoruz. Münasip bir vakitte huzurunuza çıkmak isterler. Beklesin. Boşanma emrinden haberdar mı? Hümaşah Sultanımız bahsetmişler. Hünkârım. Safiye Sultan yardım etmiş de öyle bulmuşlar yerini. Eliyle koymuş gibi bulundun. İşittim sultanım. Aklı sıra hünkârımıza yaranıp arasını düzeltecek. Kiminle nasıl bir oyun kurduysa ortaya çıkacak elbet. Hümaşah Sultan'ın işleri bunlar. Kesin o yardım etmiştir. Validesinin yolundan gidiyor. Beni düşman belledi. Beni de belledi. Şehzadem Mustafa hastalanmış. Haber dahi vermediler. Biraz olsun göreyim dedim izin vermedi. Ciddi bir şey mi? Zayıf düşmüş. Vardım yanına. Zorla da olsa biraz gördüm. Yüzü güldü şehzademin. Yemeğini yedi. Kösem, hiç değilse iyileşene kadar yanında olmam lazım. Görüşmeniz için elimden geleni yaparım. Lakin Hümaşah Sultan buradayken pek mümkün görünmüyor. Sevce Hasan Paşa gelmiş. Sevcemi almadan hiçbir yere gitmem diyormuş. Yapabilir mi? Eğer biz destek olursak neden olmasın? Nedir vaziyeti? Epey kan kaybetmişler sultanım. Lakin yaraları derin değil. Bünyesi kuvvetli. Atlatacak inşallah.
benim aslan kardeşim. Allah'ın izniyle iyileşeceksin. Ben yanındayım, merak etme. Sultanım. Zülfikar. Vaziyetini merak ettim. İskender de buradaymış meğer. Siz merak duymayın sultanım. Ben iyiyim. İskender de daha iyi olacak inşallah. Bırakınca çok korktum. Seni kaybedeceğimi sandım. Aşkımızı terk ettiğini. Artık ben ve evlatlarım sana umut veremediğini, teselli olamadığını düşündüm. Artık ne validem var, ne de derviş. Sen varsın bir tek. Ve evlatlarım. Benim sığınacak tek limanım sensin. Tesellim sensin. Bizi bir daha bırakma. Beni terk etme ne olur. Sen gökyüzümden çekilince Ahmet. Yıldızım da ışığım da kayboluyor. Öyle bir karanlığa düşüyorum. İrademdir Zülfikar. Safiye Sultan Kız Kulesi'nden çıkarılsın. Eski saraya dönsün. Hünkârım. Tecrit hayatı devam edecek. Eski saraydan dışarı adımını dahi atamaz. Madem kalan ömrünü bir sultan gibi tüketmek istiyor. Bırakalım öyle olsun. İnşallah bu lütfunuza layık olmayabilirler. Buyurun sultan. Safiye Sultan'ın
eski saraya gönderilmesini münasip görmüşler. Tecrit devam edecek. Etse ne olur ağam? Koskoca sarayda. Cariyeleri ağaları da olacakmış. Oh! Ekmek elden su gölden. Vallahi ağrıma gitti. Safiye Sultan emeline ulaştı. Başından beri hedefi buydu zaten. Ne demek bu sultanım? Benim kaçırılmam, bulunmama Safiye Sultan'ın yardım etmesi. Hepsi göz boyamak için bir oyun. Emin misiniz bundan? Beni tutsak eden ağalar konuşurken işittim. Nasuh Paşa'nın adı geçti. Önce emin olamadım, anlamadım. Lakin yerimi Safiye Sultan'ın söylediğini öğrenince taşlar yerine oturdu. Sultanım, madem öyle, hünkârımız Safiye Sultan'ı neden çıkarttı? Paşa'yı neden cezalandırmadı? Henüz haberi yok acaba. Zira Nasuh Paşa için aklımda başka şeyler var. Bilhassa da Safiye Sultan için. Kazdıkları kuyuya kendileri düşecekler. En başından beri olması gereken buydu. Validem kabahatlerine rağmen bir sultan. Cezasını da bir sultan gibi çekmeli. Hayırlısı sultanım, hayırlısı. Aynı hatalara düşmeyecek Zülfikar. Başta ben engel olacağım, şüphen olmasın. Hünkârımızın menfaati benim için her şeyden daha önemli. Biliyorum sultanım, biliyorum. En azından siz burada olduğunuz müddetçe hiçbir sıkıntı yaşamayacağız inşallah. Burada olduğum müddetçe mi? Sultanım, zevciniz Hasan Paşa gelmiş. Birlikte Kahire'ye döneceğiniz konuşuluyor. Hasan Paşa benim zevcim değil. Malumun olduğu üzere hünkârımızın emriyle evliliğimiz bitti. Ve bil ki ben hiçbir yere gitmiyorum. Paşam. Allah Safiye Sultanımızdan razı olsun paşam. Aksi halde Kösem Sultanımızı bulamazdık. Lafı uzatma hacı. Ne istiyorsun? Kösem Sultanımız. İncili Köşk'te sizi bekliyorlar. Sultanım. Biz de seni bekliyorduk Zülfikar. Kösem Sultan nihayet dönmüş saraya. İstihbaratınız doğru çıktı. Elimizde koymuş gibi bulduk. Gebediye yardım ettik sadece. Altında başka şey arama. Hünkârımız sizi eski saraya götürmemi istediler. Çıkıyor muyuz? Elizabeth. Geçmiş olsun İskender Ağa. Hümaşah Sultan geldiler, seni görmek istiyorlar. Hümaşah Sultan mı? Elbette, elbette. İskender. Geçmiş olsun. Seni böyle ayakta görmek ne güzel. Sağ olun sultanım.
Kösem Sultan'ı tek başına kurtarmaya kalkmışsın. Sultanım, ben vazifem neyse onu yaptım. Hünkârımız ve Kösem Sultanımız için hiç düşünmem. Canımı feda ederim. Elbette. Ancak senin gibi sadık neferler kolay yetişmiyor. O yüzden kendini de korumalısın. Allah'ım kurumuş bebeği. Kürsünü kurtaracağım diye ya başına bir şey gelseydi? Sultanım, İskender genç, cevval, kanı kaynıyor. Hanedanımızın kanı dolaşıyor damarlarında. Biz yine de gözümüzü üzerinden ayırmayalım. Elimizden ne geliyorsa yaparız sultanım. Validem kurtuldu. Kardeşimin de saati yerinde çok şükür. Yalnız bu Hasan Paşa benim asabımı çok bozuyor. Alenen tehdit etti beni. Nereden çıktı bu? İşimize taş koyacak belli. Sultanım, merak etmeyin. Siz ne yapar eder, o taşları bir bir temizlersiniz inşallah. Onu da söyleyeyim. İnşallah. Safiye Sultan eski saraya vardılar hünkârım. Size minnettar olduklarını söylediler. Etrafını iyice kuşat Zülfikar. En ufak hatasına tahammülüm yok bilesin. Mısır valiniz Hasan Paşa geldiler. Huzura kabul beklerler. Kıymetini kaybedince anlıyor insan. Şükürler olsun. Eşyalarınız çıkarıldı. Kıyafetleriniz yıkandı, hazırlandı sultanım. Arzu ettiğiniz vakit cariyeler getirir.
Acelesi yok. Derhal kahvemi getirin. İskender, hemen ayaklanmasaydın, istirahat etseydin biraz. Duramadım sultanım. Böyle iyiyim. Sen bilirsin. Sağ ol. Benim için bir kez daha oradaydın. Siz tehlikedeyken ben huzur bulamazdım. Benim için yeriniz ayrı. İskender, benim için yaptıklarını unutamam. Sana minnettarım. Lakin hal ve tavırlarına çeki düzen versen iyi olur. Aksi halde hiç tanımadığın ve tanışmak istemeyeceğin bir yüzümü görürsün. Ben... Bağışlayın sultanım. Haddimi aştım galiba. Hünkârım. Yaklaş Hasan Paşa. Kahire'deki kullarım nasıl? Her şey yolunda mı? Kullarınız sahnize duacı hünkârım. Çok şükür. Ahalinin bir şikayeti olsa çoktan işitirdiniz zaten. İzin almadan geldiğine göre mesele mühim olsa gerek Hasan Paşa. İznim var hünkârım. Derviş Paşa bizzat yazdılar. Lakin paşamız rahmetli olunca... Hümaşah Sultan'la boşanma emrin çıktı. Mevzu bu ise o bahis kapandı. Cüretim mazur görün hünkârım. Zannediyorum bir yanlış anlaşılma olmuş. Hümaşah Sultanımız beni sever. Hürmet ederler. Saadetimiz herkesin dilinde. Onun da gönlü razı değil boşanmamıza. Bunu bir de Hümaşah Sultan'dan duymalıyım Hasan Paşa. O da senin gibi düşünüyorsa ne âlâ. Birlikte dönersiniz. Aksi takdirde boşanma emri bakidir. Sultanımız sizinle konuşacak hünkârım. Kösem Sultanım. Nasuh Paşa. Nereden nereye sultanım? Kefalonya'dan sizi getirdiğim gün. Dün gibi aklımda. Zannediyorum çoktan pişman olmuşsundur. Devran döndü. Hala sadakatle bağlı olduğun ve kirli işlerini yürüttüğün Safiye Sultan'ın hükümranlığı sona erdi. Sıra sende. Safiye Sultan'la nasıl bir oyun oynadığınızı biliyorum. Neler diyorsunuz sultanım? Hiçbir şey anlamıyorum. Beni sen kaçırdın. Halime Sultanım. Paşam. Uzun zaman oldu. Doğrusu Hümaşah Sultan'dan boşandığınızı işitince pek üzüldüm. Sultanımızın aklı karışmış. Boşanma falan olmayacak. İkimiz bir elmanın yarısı gibiyiz. Yeri benim yanımdır. Hümaşah Sultan burada kalmakta oldukça ısrarlı halbuki. Niyetiniz birlikte dönmekse işiniz bir hayli zor.
kadar da zor değil sultanım. Hümayşah Sultan zincirleri benim elimde. Neymiş bu zincir? Müsaadenizle gitmem lazım sultanım. Bir vakitler ben de Safiye Sultan'a hürmet ederdim. Doğru. Lakin uzun zaman önce yollarımız ayrıldı. Aksini kimse ispat edemez. Ne ispat? Bir sözüm kâfi. İstersen şimdi gidip hünkârımızı anlatayım. Bakalım kendini nasıl kurtaracaksın. Buna lüzum yok sultanım. Ben... ortada konuşarak çözemeyeceğimiz bir mesele olduğunu düşünmüyorum. Anlaşabiliriz. Bu ancak bana biat edersen mümkün. Lakin lafla olmaz. Sadakatini ispat edeceksin. Peki, ne yapmamı istiyorsunuz sultanım? Safiye Sultan'ın devlet içinde kurduğu devlet malum. Her bir adamının ismini vereceksin. Ve kilit altındaki hazinelerinin yerini. Kısacası Nasuh Paşa, Safiye Sultan'ın kudretinin kaynağını vereceksin ki kaynağı kurtulalım. Süleymaniye gibi büyük bir cami külliyesi yaptırmak istiyorum Zülfikar. Ardımda benden de bir imaret. Dini İslam'a ve müminlerine güzide bir mabet kalsın. Öyle ki yüzyıllar sonra gelenler bile hayır dualarını esirgemesinler. Mimarbaşınız Sedefkar Mehmet Han nicedir çalışıyor hünkârım. Arzu ederseniz... münasip bir vakit gelsin. Gelsin. Bakalım neler yapmış, neler çizmiş. Sizi sukut hayali uğratacağını sanmam hünkârım. Ne de olsa Mimar Sinan'ın tedrisatından geçmiş kıymetli bir zat. Hümayşah Sultan, gözünüz aydın. Safiye Sultan'ın kız kulesindeki esareti sona ermiş. Öyle. Hünkârım sağ olsun. Validemin çabalarını takdir etti. Ben de şimdi eski saraya gidiyorum ziyarete. Safiye Sultan'a selamlarımı ilet Bülbül Ağa. Çok güzel bir oyun hazırlamışlar. Umarım hevesleri kursaklarında kalmaz. Ağzın içinde geveleme Kösem. Ne söyleyeceksen açık açık söyle. Nedir bu lafların manası? Yakında öğrenirsiniz sultanım. Geçmiş olsun sultanım. Yaşadıklarınızdan sonra bir müddet istirahat edersiniz diye düşünmüştüm. Dinlenecek vakit değil paşam. Yılan yeniden kafesinden çıktı. Safiye Sultan dışarıda. Başını kaldırmadan ezmemiz şart. Nedir bu? Uzun zamandır ele geçirmek istediğimiz isimler. Safiye Sultan'a sadık paşalar, beyler, katipler, kadılar, tüccarlar, kira kadınlar. Kim varsa hepsi. İlaveten Safiye Sultan'ın bir gizli hazinesi daha varmış. Çok merak ediyorum. Döner dönmez nasıl öğrendiniz bunları? Kendi kazdıkları kuyuya düştüler diyelim paşam. Yalnız burada Nasuh Paşa'nın ismi yok. Safiye Sultan'ın has adamlarındandır. Artık değil. Ona dokunulmayacak.
karşımızda olmadığı müddetçe. Ne diyeyim? Büyük iş başardınız. Lakin dikkat edin de düşmanınızla savaşırken düşmanınıza benzemeyin. Sultanım. Gel. Himaşa. Bülbül. Sultanım. Güneşimiz, ışığımız. Sizi bir daha göremeyeceğim diye öyle korktum ki sultanım. Bizi kavuşturan, sizi Yusuf gibi kuyulardan kurtaran Rabbime şükürler olsun. Kızımız, Himaşa'mız sağ olsun. Onun aklı kurtardı bizi o kara delikten. Sağ kızım. Kuledeki günleriniz kötü bir hatıra olarak kalır inşallah. Ve ibret olur hepimize. İnşallah. Sultanım. Söyleyelim, vakti budur. Ne oluyor? Ne var dilinizin ucunda? Validem. Müjde. Müjde. Kayıp şehzademiz. Kardeşim. Yaşıyor. Hünkârım, kuyucu Murat Paşa'mız birkaç hafta içinde celallerin üstüne büyük bir sefere çıkacak. Müsaadeniz olursa ben de katılmak isterim. Gönlümden geçen payitahtta. Yanımda olmalı İskender. Sizin yanınızda olmak şereflerin en büyüğü. Siz nasıl takdir ederseniz. Gel. Hünkârım, Vezir-i Azam Hazretleri geldiler. İçeri al. Hünkârım. Hayrola Murat Paşa. Nasıl söylesem... Bir tahkikat neticesinde bazı isimlere ve malumata nail oldum. Kim bunlar? Safiye Sultan'ın iktidarının son neferleri. Tespit edemediğimiz isimler. Nasıl yani? Yanlışınız olmasın. Emin misiniz? Eminiz sultanım.
Şehzademiz ölmemiş. Oğlum. Şehzadem. Nerede? Nerede? Kim? Aslında çok uzakta değilmiş validen. Kim? Kardeşim payitahtaymış. Yanınızda. Kim? Size kulede muhafızlık eden İskender. Ben A bölüğünden Yeniçeri İskender. Yüce Hünkârımızın emriyle kule muhafızlarının başına getirildim. Biz seni nereden tanıyoruz? Acemi olanken hünkârımızla talim yapmaya gelirdim. Bundan böyle sizden ben mesulüm sultanım. Biz öldü derken meğer acemi olanlara katılmış, payitahta gelmiş. Rabbimin mucizesi. Gerçekten mi? Gerçekten mi? Maşallah, maşallah. Yok, yok. Onlarca kişiyi ayıklamamıza rağmen bunlar kendilerini gizlemeyi becerebilmişler. Kimseye acımak yok Murat Paşa. Hepsinden kurtulun. Hepsinden. Merak etmeyin. Çoktan harekete geçtim. Gizli bir hazinesi daha varmış büyük çarşıda. Onu da ele geçirdik. Artık hiç kimse kudretinizi gölgeleyemeyecek hünkârım. Allah'ım, ben istedim, sen verdin. Hamdolsun. Niyet ettim Allah rızası için şükür namazı kılmaya. Gün bizim günümüz. Güneş bizim için doğdu oğlum. Kapı kulu ordunuz 2 hafta içinde toplanacak hünkârım. Nihayet celalilerin üzerine yürüme vakti geldi. İtimadım tam Murat Paşa. Hanedanı Ali Osman'a ihanet eden, isyan eden herkes cezasını çeksin. Gel. Hünkârım, Mimarbaşı Sedefkar Mehmet Ağa geldiler. Gelsin.
Beni emretmişsiniz hünkârım. Gel Sedefkar ağa. Camimle alakalı neler yaptın, neler çizdin görmek isterim. Epeydir üzerinde çalışıyorum hünkârım. İnşallah beğenirsiniz. Hasan Paşa ile konuştum. Hümanşah Sultan'ı götürmeye kararlı. O kadar kolay değil. Hümanşah Sultan çetin ceviz. Gitmeye niyeti yok. Hasan Paşa'yı hafife alma Kösem. Kendinden pek emin. Elinde sağlam bir şey olmasa böyle davranmaz. Ne olabilir ki? Hümanşah Sultan sütten çıkmış ak kaşık değil. Elbet vardır bir yarası. Kaşırsak ondan kurtulabiliriz. Madem sultanımızın bir yarası var, Hasan Paşa'ya da mahkum. O zaman biz neden araya girelim ki? Bırakalım ne halleri varsa görsünler. Hümanşah Sultan tedbirini alacaktır. Çok geç olmadan biz devreye girmeliyiz. Sultanım. Söylediklerimi düşünmüşsünüz inşallah. Akşam müsaitseniz ziyaretinize geleceğim. Aramızdaki meseleleri etraflıca konuşalım, halledelim. Âlâ. Nicedir hayalinizi kuruyorum. Hasret kaldım size. Öyle haşmetli bir mabet ve külliye olacak ki doğudan ve batıdan müminler, gezginler akın akın İstanbul'a gelecek onu görmek için. Hünkârım, hayli muhteşem olacak belli. Lakin malumunuz üzere böyle bir cami yaptırabilmeniz için evvela büyük bir zaferinizin olması adettendir. İstikbalde nice zaferlerim olacak Murat Paşa. Onlardan birini atfedilir. Af buyurun hünkârım. Gözden kaçmış galiba. Burada 6 tane minare var. Ben öyle olsun istedim Kazasker Efendi. Camimde 6 minare olacak. Nasıl olur? Kabe'deki caminin de 6 minaresi var. Teamüllere göre eşit ya da daha fazla olamaz. O vakit Kabe'ye 1 minare daha yaptırırım. Orası 7 olur. Peki nereye yapılacak? Aklınızda bir yer var mı? Payitahtın tam kalbine Murat Paşa. At meydanına, Ayasofya'nın karşısına. Bahsettiğiniz mevkide saraylar, konaklar var. Usulünce istimlak eder sonra yıkarız paşa. Zira camim oldukça geniş bir araziye yapılacak. Önünde de ismimle anılacak eşi benzeri görülmemiş bir meydan olacak. Sultan Ahmet Meydanı. Yüzümüzü kara çıkarmadın Nasuh. Sana itimat edeceğimizi biliyorduk. O kuleden çıktıysam bunda senin de payın var. Keşke. Keşke sözlerinize layık olabilseydim. Düğün bayram yapacağımız bir gün mütevazı olmaya mı çalışıyorsun? Alakası yok sultanım. Kösem Sultan. Size biat eden paşaların ve diğer hazinenizin yerini öğrendi. Nasıl olur bu? Kim ifşa etti? Ben, sultanım. Ben yaptım. Halime Sultan'ın söyledikleri aklımda dolanıp duruyor. Hasan Paşa ile konuşmuş. Dediğine göre elinde Hümanşah Sultan'ı alt edecek bir koz varmış. Bilmem artık doğru mu? Hasan Paşa'yı Mısır'daki sürgün yıllarımdan tanırım sultanım. Boş konuşmaz.
Madem bir hukukunuz var git konuş o zaman. Ağzını ara. Neymiş bakalım Hümaşah Sultan'ın açığı? Emredersiniz sultanım. Nasıl yaparsın? Kösem Sultan mecbur bıraktı beni. Onu benim kaçırdığımı öğrenmiş Zira. Ben de hürriyetiniz karşılığında kudretinizi feda etmek zorunda kaldım sultanım. Bilin ki tüm sadakatim sizedir. Bir de ikili mi oynamaya kalkıyorsun? Bizden aldığın aklı bize mi satacaksın? Defol! Yıkıl karşımdan. Hain köpek! Hain köpek! Hain köpek! Hain köpek! Gel. Hayırdır sultanım? Bir yere mi gidiyorsunuz? Siz çıkın dışarı. Hasan Paşa'nın konağına gidiyorum. Mısır'da yürüyen işlerin hesabını bir deftere kaydetmiş. Alçak. Onu biraz olsun tanıyorsan o defteri yanından ayırmıyordur. Sultanım, defter almaya mı gidiyorsunuz? Başka çarem mi var? Ya onun söylediğine razı gelip onunla gideceğim? Ya da ondan kurtulacağım. Yapmayın sultanım. Hasan Paşa asabi bir adamdır. Sağı solu belli olmaz. Hiç değilse ben geleyim sizinle. Sen gelirsen şüphe eder. Sana. Sağ olun paşam. Biliyorsunuz ben hacı adamım. Benden geçti. Doğru ya. Hümaşah Sultanımız sizi boşayınca inşallah makamınız da tehlikeye girmez paşam. Zira Mısır sizden sorulur. Ondan yine bir sıkıntı yok. Zaten biz boşanmayacağız ağa. Hümaşah Sultan benden vazgeçebilir mi? Bu akşam gelecek. Meseleyi tatlıya bağlayacağız. İnşallah. Lakin bu pek mümkün değil paşam. Zira Hümaşah Sultanımız haremin idaresini zinhar bırakmaz. Keyfinden değil. Mecburen bırakacak ha. Bu arada Kösem Sultanımızın size selamı var. Bir ihtiyacınız varsa, yardım lazımsa seve seve yardım edecektir. Sağ olsun. Ey Allah'ım, bir Hasan Paşa'mız eksikti. Gel. Ne oldu acaba? Bir şey öğrenebildin mi? Gel. Hasada başım. Hayırdır Bülbül'a? Mesele mi var? Yani belki boş yere rahatsız edeceğim sizi. Lakin bilemiyorum. Mevzu bahis Hümaşah Sultanımız. Ya adam evelip geveleyip durma. Ne olmuş Hümaşah Sultanımıza bir şey mi olmuş?
Bir başına Hasan Paşa'nın konağına gittiler. Paşa'nın ne yapacağı belli olmaz. Nasıl? Çünkü sultanımızdan boşanmayı gururuna yediremedi. Laf aramızda işlet alemlerine pek düşkündür. Haram, günah. Testilerle şarabı su gibi içer. Dikkat edin kendinize. Ne oldu? Hoşunuza gitmedi mi sultanım? Alışsanız iyi edersiniz. Bundan böyle zevcinize köle muamelesinde bulunamayacaksınız. Buraya kavga etmeye değil, orta yolu bulmaya geldim. Ha şöyle. Hümaşağım. Biricik sultan. Ağalar! Paşayı dışarı çıkarın, hava alsın. Bırak. Paşa, sultanım, bir şey mi arıyorsunuz? Ben gitsem iyi olacak. Hiçbir yere gidemezsin. Benden öyle kolay kolay kurtulamazsın. Hünkârımızın emrini duydun. Bundan böyle evli kalmamız mümkün değil. Lakin arkanı kollamaya devam ederim, şüphen olmasın. Tüm servetimi önüne sermeye de hazırım. Tabii defteri bana verirsen. Defteri size vermem mümkün değil sultanım. Zira defter bende değil. Nerede? Mısır'dan gelen vergiler eksik gösterilmiş. Zira kalan bütün meblağ muntazaman Safiye Sultan'ın cebine aktarılmış. Büyük iş başardın Hacı Ağa. Hümaşah Sultan. Artık bu sarayda barınamaz. Çok bile kaldı. Ana kız bana oyun etmeye kalktınız. Her şey ifşa olsa beni suçlayacaktınız. Öyle değil mi? Sen beni aptal mı sandın? Defter nerede Allah'ın belası? Sen kimsin bana soru soruyorsun? Emrediyorum çekil. Sen çekil ediyorsun. Bırak! He, bırak! Senin emrin burada geçmez. Bırak beni! He, avazın çıktı. Bırak! Çekil köpek! Bırak beni! Lan! Kimsin sen? Bir hanedan mensubuna nasıl renk aldınız? Ağlar! Al! Götürün Zina! Ah!
İyi misiniz? Şeyiniz yok ya. Hünkârımız seni bekliyor. Hesap vereceksin. Ben değil. Hümaşah Sultan hesap vermeli. Göreceğiz. Gel. Gel Kürsan. Sultan. Dün akşam Hasan Paşa'nın konağında bunu mu arıyordunuz? Belli Hasan Paşa titiz biri. Aldığınız rüşvetleri, Safiye Sultan'ın hazinesine aktardığınız altınları, maksadını aşan hediyeleri bir bir yazmış. Bu kadar kolay kurtulamazsınız. Hadi ne bekliyorsun? Gitsene hemen hünkârımızın yanına. Niyetim bu değil. Hünkâr. Affedin hünkârım. Affedin. Biri gafil. Biri haddini bilmez köpek. Bir sultana el kaldırmanın ne demek olduğunu göstereceğim sana. Kaldırın şunu. Affedin hünkârım. Kendim de değildim. Hala konuşuyorsun. Yıkıl karşımdan. Bilmediğin şeyler var hünkârım. Hünkârım, destursuz girdiğim için affedin. Lakin konuşmamız gerekenler var. Söyle. Hasan Paşa'nın bir kabahati yok. Bütün kabahat benimdir. Çok üstüne gittim. Boşanmak da istemiyorum. Müsaadeniz olursa Mısır'a dönmem herkes için en hayırlısı olacak. Beni siz kurtardınız, öyle değil mi? Elbette paşam. Başka kim olacak? Artık zannediyorum her şey yolundadır Hasan Paşa'm. İnşallah sultanım. İnşallah. Burada olmaktan memnundunuz. Ne oldu da bir anda Mısır'a dönmeye karar verdiniz sultanım? Sizi tehdit mi etti bu gafil? Hayır.
İtiraf etmesi çok güç. Yıllar sonra saraya dönünce burada olmak gözlerimi kamaştırdı. Acele karar vermişim. Affedin beni. Mısır'a döneyim. Zevcime. Arzunuz buysa elbette. Ne Safiye Sultan var artık. Ne Handan, ne de Hümaşa. Padişahımızın tek gözdesi olduğun için meydan sana kaldı. İnşallah sana olan desteğimi unutmazsın gözüm. Unutmam sultanım. Bana yapılan iyilikleri de kötülükleri de unutmam. Belli vakitler Şehzade Mustafa'yı görmenizi sağlayacağım. Gözüme güvenmekte ne kadar doğru yapıyoruz bilmiyorum sultanım. Hiç kimseye güvendiğim yok. Sadece yaşamaya çalışıyorum. Vakti geldiğinde evladımı tahta çıkarabilmek için ihtiyacım olan tek şey bu. Yaşamak. Dün gece yetişmeseydin ne olurdu bilmiyorum. Size bir can borcum vardı. Ödeştik. Vakit kaybetmeden yola revan olacağız. Belki vedalaşamayız diye. Ben... Hünkârım sana emanet. Sultan. Sultanım. Hasan Paşa'yla gitmek istemediniz mi? Biliyorum.
neden yapıyorsunuz bunu? Sana bir sır versem. Saklar mısın? En büyük zaafım yüzünden. Validem yüzünden gitmek zorundayım. Bu kadarı kâfi. Daha fazlasını ne sen sor. Ne de ben söyleyeyim. Lakin bil ki gel. Sultanım, İskender Ağa geldi. Gelsin. Sultanım. Beni görmek istemişsiniz. Sultanım. İyi misiniz? Yaklaş İskender. Seninle konuşmamız gerekenler var. Sonra şehzadeyle bir dalır Edirne Sarayı'na gideriz. Yazı orada geçirelim. Ne güzel olur. Çok isterim. Bu arada Hümaşa Sultan Mısır'a dönmek istedi. Ben de üzerine varmadım. Belli ki kıyamadı sevcine. O gittiğine göre bundan böyle haremi sen idare edeceksin. Ahmet. Beni çok mutlu etti. Bu büyük bir onur. Güzel. Nice kez türlü beladan kurtardın hanedanı. Bana, evlatlarıma siper ettin kendini. Haremim sana emanet. Valide Sultan dairesine de geçebilirsin. Senin hakkın.
kulesinde, o cehennemde ölmediysek, dayandıysak, bunda biraz da senin payın var. Ben ne yaptım ki sultanım? Bizim bir sultan olduğumuzu unutmadın. Az şey mi? O nedir? Bu... Bir tılsım. Tılsımlı gömlek. İsteriz ki bazı vakitler yanımıza gel. Sohbet edelim. Kulede olduğu gibi. Olur mu? Eğer arzunuz buysa sultanım, münasip vakitlerde gelirim. Lakin bilmenizi istediğim bir husus var. Nedir o? Ben hünkârımıza sadakatle bağlıyım. Biliyoruz. Nihayet şehzademiz oğlunuza kavuştunuz. Şükür. Şükür Bülbül. Vakti geldiğinde her şey öğrenecek elbette. İşte o vakit. Yılların hasreti bitecek Bülbül. İnşallah. İnşallah Sultan. Sultanım. Kösem Sultan, Hümaşah Sultanımız da yollamayı başardı. Kalan son gücümüzü de elimizden aldılar. Tavsiyeniz nedir? Bekleyeceğiz Bülbül. Sabredeceğiz. Eski gücümüzü tekrar toplayınca kendi oğlumuz şehzademizi tahta çıkaracağız. Thank you.
Şehzadem. Pinhana. Daha ne kadar kalacaksınız burada? Hı? Ne vakit çıkacaksınız? Hünkar abim izin verince çıkacağım. Ne izni şehzadem? Sizi buraya atan o zaten. Hı-hı. Asla bırakmayacak. Şehzadem. O kötü biri. Sizi öldürmek istiyor. Hayır abim yapmaz, o beni sever. O yüzden mi sizi annenizden ayırdı? Hı? O yüzden mi bir hayvan gibi kapattı sizi buraya? Şehzadem. Belki de artık kılıcı elinize almanın vakti gelmiştir. Pinhana, istemiyorum seni. Git. Git. Geliyorlar. Geldiler. Cellatlar kapıda. O çok sevdiğiniz hünkâr abiniz yolladı onları. Bunun böyle olacağını söyledim size. Er ya da geç o ipek urbanı boynunuza geçirecekler. Zira sizi tahtı ve iktidarı için tehdit olarak görüyor. Aslına bakarsanız şehzadem. Abiniz sizden daha fazla korkuyor. İşitiyor musun şehzadem? İşte bu ölümün sesi. İşte bu Azrail Aleyhisselam'ın nefesi. Yıllardır şu kapı çalıyor. Yıllardır. Ve siz her defasında korkup buraya saklanıyorsunuz. Neden? Çünkü bir gün cellatlar gelecek kapınıza, biliyorsunuz. Abiniz canınızı alacak. Hayır sus, yapmaz abim. Kıymaz bana. Kıyacak şehzadem. Elleriyle alacak canınızı. Şehzadem. Şu kadarcık odada kaybolup gitti çocukluğunuz, gençliğiniz. Artık yeter. Yeter şehzadem. İsyan vaktidir. Kılıcınızı alın ve savaşın. Sus, 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 sus. Thank you.
Şehzade Hazretleri, hünkârımız sizi getirmemizi emrettiler. Sultan'ın kudretinin kaynağını vereceksin ki kaynağı kurdun. Kayıp şehzademiz yaşıyor. İskender benim aslan kardeşim. Sultanım. Kazdıkları kuyuya kendileri düşecekler. Sabredeceğiz. Eski gücümüzü tekrar toplayınca kendi oğlumuz şehzademizi tahta çıkaracağız.